Arkadaşlar merhabalar. Orduyla ilk Türk İslam Devletleri'nde ordu teşkilatıyla konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bundan önceki dersimizde sizinle devlet yönetimi hakkında ve hukuk hakkında bilgi vermiştik. Şimdi ordu önemli arkadaşlar ilk Türk İslam Devletleri'nde. O yüzden bu konuyu daha hassasiyetle dinlemekte fayda var. Arkadaşlar şimdi ilk Türk İslam Devletleri'nde ordu teşkilatında bizim asıl üzerinde duracağımız hangi devletin ordu teşkilat üzerinde duracağız? Bu Büyük Selçuklular olacak. Büyük Selçuklulara kadar şöyle seri bir gidelim. Büyük Selçuklularda açıklamalar yapalım. Arkadaşlar ilk Türk İslam Devletleri'nde ordu teşkilatına giriş yapıyoruz. Tolunoğulları ve İhşidiler. Tolunoğulları ve İhşidiler biliyorsunuz Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'ydi ya da Mısır'a egemen olan Türk İslam Devletleri'ydi. 4 tane kurulan Türk İslam Devleti, 5 tane de egemen olan Türk İslam Devleti saymıştık. Tolunoğulları, İhşitleri, Eyyubi ve Memluklular Mısır'da kurulan, Tolunoğlu, İhşit, Eyyubi, Memluk ve Osmanlı Mısır'a egemen olan olarak tarif etmiştik. Kimler vardı? Tolunoğulları, İhşidiler, Eyyubi ve Memluklar vardı. Arkadaşlar, Tolunoğulları ve İhşidilerin ordusu genellikle yöre halkından, yani yerli halktan, Araplardan ve Türklerden oluşuyordu. Yani bu Tolunoğulları ya da İhşidiler ordusunun özel bir niteliği yok. Yani ne diyebiliriz? Yöre halkından, yerli halktan oluşuyordu ve Türklerden de ordu oluşturmuşlardı. Çünkü o bölgede yaşayan Türkler var. Ama burada şey yok. Yani hani şu Kafkaslardan getirilip köleleştirilip işte asker yapılan Kıpçaklar yok. Tolunoğulları ve İhşidilerde. Burada Türkler yaşıyor. O yaşayan Türklerden de asker yapılıyor. Yani bir gulam sistemi, bir kölelik sistemi Tolunoğulları ya da İhşidilerde yok. O zaman ne dedik ilk olarak? Yerli halktan ve Türklerden oluşuyor. İkinci bir özellik, bu önemli bir özelliktir. Bu Tolunoğulları için geçerlidir arkadaşlar. Tolunoğullarında arkadaşlar donanma var. Tolunoğlu Ahmet bir donanma kurmuş. 100 parçalık bir donanma kurmuş. Bununla da arkadaşlar Akdeniz'de faaliyetlerde bulunmuş. O yüzden şöyle bir bilgi kullanmakta fayda var. Bizde hangi devletlerde donanmacılık faaliyetleri vardır diye sorarsak kendi kendimize, bu Mısır'a egemen olan devletler içerisinde, Tolunoğulları, İhşit, Eyyubi ve Memluklar içerisinde arkadaşlar Memlukların donanması var, Eyyubilerin donanması var, Tolunoğullarının donanması var ama İhşidilerin donanmalarının olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yok. O zaman Mısır'daki Türk İslam Devletleri içerisinde ya da Mısır'da kurulmuş Türk Devletleri içerisinde ilk defa donanmayı kuran devlet Tolunoğullardır. Ama şöyle bir bilgi yanlıştır. Türk tarihinde ilk defa donanmacılık faaliyetleri Tolunoğulları ile başlar bilgisi yanlıştır. Çünkü Tolunoğulları Mısır'da kurulan, Türk coğrafyasında kurulan bir devlet değildir. Mısır'da kurulan bir devlettir. O yüzden Tolunoğulları ne ilk Türk İslam Devleti kabul edilir ne de ilk defa donanmacılık faaliyetleri Türk tarihinde Tolunoğulları ile başlar bilgisi kabul edilir. Bunlar doğru şeyler değildir. Ama neyi bilmemiz gerekir? Tolunoğulları donanmayı kurmuş. Tolunoğlu Ahmet donanmayı kurmuş. Bu bizim ilk bilgimizdi. İkinci bilgimiz Eyyubi ve Memluklara bakalım. Arkadaşlar Eyyubi ve Memluklarda durum değişiyor. Eyyubi ve Memluk tamam yine yöre halkından oluşan, yerli halktan oluşan ordusu var ama ekstra Eyyubi ve Memluklarda Kıpçak Türklerinden oluşan askerler var, ordu var. Şeyi hatırlayın, o Karadeniz'in kuzeyinde Kırım'a egemen olmuş bir Moğol devleti vardı. Sonra Türkleşip İslamlaştı. Altınordu Devleti. Altınordu Devleti Kıpçakları ki onu Türkleştiren, Altınordu'yu Türkleştiren de Kıpçaklardı. Ya da Türkleştirenlerden birisi Kıpçaklardı. Kıpçakları Altınordu Devleti para karşılığı Memluk ve Eyyubi'ye satıyor. Arkadaşlar Memluk ve Eyyubi Devleti satın aldıkları Kıpçak Türklerini köleleştirip Nil Vadisi'nde eğitiyor ve bunları asker yapıyor. O zaman ilk defa Kıpçakların, ilk defa Eyyubi ve Memluklarda Kıpçakların asker olarak, köle asker olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Tolunoğulları ve İhşitlerde böyle bir bilgi yok. Aynı Tolunoğulların olduğu gibi Eyyubi ve Memluklarda da donanmacılık devam ediyor. Arkadaşlar o zaman Eyyubi ve Memluklarda ordunun temeli Kıpçak Türklerinden, yani köleleştirilmiş Kıpçaklardan oluşuyor. Ve donanması da bu iki devletin var. Karahanlı'ya gelince arkadaşlar
Karahanlılar'da ordu, biliyorsunuz Karahanlıların kurulduğu yer tamamen Türk unsurlu olduğu için bazen öğrenci şu soruları sorabiliyor. Hocam Karahanlılar'da işte gulam sistemi var mı? Gulam dediğim şey Osmanlı'daki devşirmenin ilkel hali. Böyle düşünün, birazdan açıklayacağım gulamı. Gulam sistemi var mı diye soruyor öğrenci. Arkadaşlar Karahanlılar'da gulam sisteminin olduğuna dair herhangi bir akademik bilgimiz yok. Ya Karahanlılar'da gulam vardır diyemiyoruz. Gulam yoktur diyebiliyoruz ama gulam vardır diyemiyoruz. Çünkü Karahanlılar'dan günümüze kadar ulaşmış doğru düzgün kaynak yok. O kaynaklarda da, var olan kaynaklarda da, ki zaten ya Gazneli kaynağı ya da Selçuklu kaynağıdır. Çok pardon, bugün boğazım kötü arkadaşlar. Bu kaynaklarda da şeyden bahsetmiyor. Yani Karahanlılar'da gulam sisteminin olduğundan bahsetmiyor. Bizde ilk defa gulam sisteminin varlığı Gaznelilerle belli. Yani diyoruz ki gulam sistemi Gaznelilerde ortaya çıkmıştır. Selçuklu'ya da Gaznelilerden geçmiştir diye bir bilgi kullanırız. O yüzden Karahanlılar'da tamamen Türk unsurlu bir coğrafya olduğu için burada gulam sistemi uygulanmamış. Arkadaşlar peki ordunun temeli neler? Birincisi şu Karluk Yağma Çiğil Türklerinden. Yani Karahanlılar'da ordunun temeli Türklerden oluşuyor. Başka bir unsur yok. Arkadaşlar iki saray muhafızları var. Saray muhafızı dediğimiz şey çok zor bir bilgi değil. Sarayı koruyanlar var. Has ordusu var. Has ordusu arkadaşlar doğrudan hükümdara bağlı ordu. Has kavramını artık öğrendik. Has hükümdara ait olan, ona has olan, buradan aklınıza gelsin. Birazdan Selçuklu'da has ordusunu daha nitelikli açıklayacağız. Arkadaşlar hanedan üyelerinin ve devlet adamlarının askerleri var. Mesela Melik bir bölgeyi yönetiyor. Onun o bölgede askeri var. Ya da arkadaşlar Melik olmasın da hanedan üyelerinin dışında herhangi bir vali olsun, bir ili yönetiyor, bir bölgeyi yönetiyor. Onun askerleri var. Biz buna hanedan üyelerinin askerleri ve devlet adamlarının askerleri diyoruz. Ve artı arkadaşlar bir kavramı bilmemiz gerekiyor. Bu şeyde Selçuklu'da subaşı kavramı pek kullanılmaz. Selçuklu'da daha çok ordu komutanı için sipahsalar kavramı kullanılır. Ama Karahanlılar'da aynı İslam öncesi Türk devletlerinde olduğu gibi ordu komutanı için subaşı kavramı kullanılır. Arkadaşlar zaten ordu demektir. Eski dilde ordudur su ya da su. Başı zaten bildiğimiz baş. Subaşı, ordunun başı. Aynı şey gibi, subay gibi. Subay ordunun bayı, ordunun efendisi, ordunun yöneticisi gibi düşünmekte fayda var. Bunu çözebilmek için, bu kavramı çözebilmek için. Şimdi Gaznelilere geçiyorum. Arkadaşlar Gaznelilerde orduda hangi birimler var? Gulamlar var. Yani devşirme sisteminden gelmiş olan askerler var. Birazdan gulam sistemi nedir ondan bahsedeceğim size. Düzenli askeri birlikler var. Eyalet askerleri var. Eyalet askerleri dediğimiz arkadaşlar şöyle düşünün. Hani biz eyalet valilerine şıhne diyorduk ya. Ya da bir ilin valisine şıhne diyorduk ya. Melik yoksa sipahsalar vardı. O yoksa şıhne vardı. Valiydi. Bir bölgenin sorumlusuydu. İşte o şıhnenin emri altındaki askerlere biz eyalet askerleri diyoruz arkadaşlar. Gönüllüler zaten isminden belli. Savaş zamanı Gazneli'ye ya da Selçuklu'ya katılmış olan askerler. Ücretli askerler dediğimiz şu anlama gelir. Savaş zamanı arkadaşlar orduya katılırlar, savaşa katılırlar. Bunun karşılığında devletten ücret alırlar. Burada bir bilgi daha arkadaşlar size. Gaznevet mesela gulamlar hem atlı askerdir hem yaya askerdir. Düzenli ordu birlikleri süvaridir. Eyalet askerleri arkadaşlar süvaridir. Gönüllüler atlı da olabilir, yaya da olabilir. Ücretli askerler yayadır. Bunun yanında Gaznevet Timur ordusunda ordu fillerle de desteklenmiştir. Şimdi geliyoruz ordu deyince asıl hangi devlete göre konumuzu işlememiz gerektiğine. O da Büyük Selçuklu. Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nde ordu yapısı hakkında bilgi verelim. Şimdi birincisi şu. Arkadaşlar Karahanlılar'da, Gaznelilerde ve Büyük Selçuklular'da donanma yok. Tamam mı arkadaşlar? Yani bir kere bunu kafamızdan atalım. Memluk, Eyyubi ve Tolunoğulları'nda vardı ama Karahanlı, Gazneli ve Selçuklular'da, Büyük Selçuklular'da
Donanma yok. Bunlarda kar ordusu var. Yani olayı biz kar ordusuna göre işliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Birincisi Gulamanı Saray var. Arkadaşlar Gulamanı Saray, Gulam köle demektir Türkçesi. Gulamanı Saray, sarayın kölesi. Şöyle oluşuyor bu. Selçuklu ya da Gazneli, kafanızdan böyle kurun. Selçuklu ya da Gazneli ücret karşılığı çocukları satın alıyor. Ya da savaşta bir bölgeyi ele geçirirken o bölgede yaşayan çocukları esir ediyor ve getiriyor. Ve bu çocukları arkadaşlar bakın Gulamhane dediğimiz bir okulda eğitime tabi tutuyor. O zaman bu Gulamanı Saray ordusunun temeli savaşta ele geçen esir çocuklar ya da satın alınan küçük yaştaki çocuklar. İnsan kaynağı bu. Bunları alıyor saraya getiriyor ki okul yeri saray. Gulam sisteminin merkezi saray, tamam mı arkadaşlar? Ya Selçuklu'da ve Gazneli'de sarayın dışında herhangi bir gulamhane yok. Gulamhane dediğimiz yer sarayda. Saraya getiriyor. Arkadaşlar burada bu öğrencilere, bu esirleştirilmiş, köleleştirilmiş çocuklara hem askeri eğitim veriliyor, hem bürokrasi öğretiliyor, hem protokol kuralları öğretiliyor. O zaman buradan mezun olan bir öğrenci ya da bir kişi hem asker olabiliyor, hem de devlet memuru, hem de devlet adamı olabiliyor. Sistem böyle. Yani Osmanlı'daki Enderun sistemine benzer. Kapıkulu sistemine benzer. Meseleyi anlayabildik. Şimdi ne oldu? Gulam sisteminde çocuklar alındı, saraya getirildi, eğitildi. Gulamhane dediğimiz okulda eğitim gördü. Mezun olduklarında da buna devlet bistegani dediğimiz arkadaşlar 3 ayda bir ödenen para vermeye başladı. Yani bunlar ücretli asker değil, maaşlı asker. Aynı Yeniçeri'de olduğu gibi. Tamamdır arkadaşlar. Burayı kavradık o zaman. O halde Selçuklu Devleti'nin ordusunun temellerinden birisi Gulamanı Saray. Arkadaşlar şöyle yazabiliriz. Bu ordu maaşlıdır ve doğrudan hükümdara bağlıdır. Doğrudan hükümdara bağlı. Mesela Kapıkulu Ocağı maaşlıdır, Osmanlı için söylüyorum, ve doğrudan hükümdara bağlıdır. Anlaştık mı arkadaşlar? Geliyorum ikincisine. Müfretler vardır. Müfretler. Arkadaşlar müfretler dediğimiz şudur. Gulamanı Saray ordusu içerisindeki seçkinler. Yani düzenli, tertipli, eli ayağı düzgün, ciks giyinen tipler. O zaman şuna benzetebiliriz aslında. Hani yeni Kapıkulu Ocağı vardı da Kapıkulu Ocağı'nın en seçkin bölümü vardı. Hatırlar mısınız? Arkadaşlar 6 bölük halkı diye geçerdi. Birunda sarayın dışında dururdu, bahçesinde dururdu. Zülüflüler vardı. Bunların en seçkinleri paşanın yanında olan yeniçerilerdi. İşte müfretler de Gulamanı Saray içerisindeki en düzgün ve en seçkin olan askerlere verilen isim, tamam mıdır? Gulamanı Saray Selçuklu'daki askeri gruplardan bir tanesi. Müfretler Saray, Gulamanı Saray'ın seçkin askerleri, böyle bir isim verilmiş. Has ordusu arkadaşlar, bu da bakın, bu da doğrudan hükümdara bağlı, yine hükümdara bağlı bir ordu, Gulamanı Saray'da olduğu gibi. Ancak bu ordu arkadaşlar ikta alıyor. Has ordusu hükümdara bağlı, doğrudan hükümdara bağlı, onun emri altında ve maaş almıyor. İkta alıyor. Yani hizmetleri karşılığı devlet onlara arazinin vergi gelirini veriyor. Yani bunların masrafları hazineden karşılanmıyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar eyalet askerleri, demin açıkladım. Gaznelilerde söylemiştim size. Eyaletlerde arkadaşlar melikler var. Şıhneler var. Şıhne ya da şahne de diyebiliyorduk. Melik ve şıhnenin emri altındaki askerleri biz eyalet askerleri diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani eyalet yöneticilerinin, İl yöneticilerinin emri altındaki askerlere eyalet askerleri diyoruz. Peki şu mantığı kurun bakalım. Bu askerler maaşlı mıdır, ikta mıdır? İktadır. Düzenlidir bunlar da arkadaşlar. Savaş zamanı savaşa katılırlar. Savaş olmadığı zaman toprakta çalışırlar. İkta sisteminin uygulandığı ordu grubu budur. Has ordusunda da ikta sistemi vardır ama has ordusu şöyle değil. Eyaletlerde çalışıyorlar. Savaş zamanı saraya geliyorlar değil. Böyle bir sistem yok. Merkezdeler, başkentteler, hükümdarın çevresindeler ama hazineden masrafları karşılanmıyor.
Toprağın vergi gelirinden yani ilk tahadan masrafları karşılanıyor. Aradaki farkı anladık değil mi? Oysa ki Gulamanı Saray'ın masrafı doğrudan hazineden karşılanıyor. Maaşlı asker demeye çalıştığımız bu. Arkadaşlar Türkmenler, hükümdar diyelim ki Bizans seferine çıktı. Türkmen boylarına bir haber salıyor. Diyor ki savaşa çıkıyoruz, bize yardıma gelin. Arkadaşlar Türkmenler hükümdarın isteği üzerine orduya asker olarak katılıyorlar. Biz bunlara Türkmen birlikleri diyoruz. Savaş zamanı hükümdarın isteği üzerine orduya katılan birliklerdir. Arkadaşlar bu birlikler gönüllüdür. Yani gönüllülük esastır. Herhangi bir zorunluluk burada yoktur. Sipahiler ise arkadaşlar adı üstünde atlı askerlerdir. Yani diğer bir ifadeyle yani sipahilerin diğer bir adı sipahiyandır. Tamam mı arkadaşlar? Normalde neydi bu? Şeyi düşünün. Osmanlı Devleti'ndeki tımar sistemini düşünün. Biz Osmanlı'daki eyalet ordusuna ne diyoruz? Tımarlı sipahi. Peki buradaki tımarlı sipahisi nedir bunun? Eyalet askerleri. Peki eyalet askerinin bir tanesine ne diyoruz biz? Sipahi. Diğer bir ifadeyle arkadaşlar sipahiyan diyoruz. Birazdan iktidar sistemi hakkında bilgi vereceğim. Diğer bir ifadeyle sipahiyan diyoruz. Arkadaşlar peki Osmanlı Devleti'nde bir askere, tımar sisteminden gelen bir askere ne diyoruz? Cebeli. Onu ileride göreceğiz zaten sizinle. Arkadaşlar bir de yardımcı kuvvetler var. Yardımcı kuvvetlerden kastettiğimiz şu. Büyük Selçuklu'dan örnek vereyim size. Şöyle düşünün. Harzemşahlar Büyük Selçuklu'ya tabi olmuş olsun. Ya da Kirman Selçukluları Büyük Selçuklu'ya tabi olmuş olsun. Bağlı yani. Bağlı devlet veya da beylik bunlar. Ya da Artuklular Büyük Selçuklu'ya bağlı olmuş olsun. Atıyorum Melikşah sefere gidiyor. Melikşah sefere giderken bu işte Artuklular, Danışmentler, Kirman Selçukluları, Harzemşahlar atıyorum arkadaşlar kafadan Melikşah'a asker gönderiyor. Biz buna yardımcı kuvvetler diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki. O zaman Büyük Selçuklu'nun ordu sistemi deyince aklımıza bunlar gelecek. Şöyle bir toparlarsak. Arkadaşlar Gulamanı Saray, Has ordusu, eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetler. Aslında ordunun özü bu. Gulamanı Saray maaş alır. Osman'daki kapı kuluya, Enderun'a benzer. Has ordusu ikta alır, eyalet ordusu ikta alır. Yardımcı kuvvetler zaten ne aldığı önemli değil, bize bağlı değil bunlar. Yani bizim yetiştirdiğimiz askerler değil bunlar. Bize bağlılık bildirmiş, bize tabi olmuş, bize vergi ödeyen beylik ve devletlerin savaş zamanı gönderdiği askerlerdir. Şimdi sadece bu kadar değil tabii. Burada başka gruplar da var arkadaşlar Selçuklu'da. Ama ana hattı odur. Selçuklu ordusunun birimlerinin ana hattı odur. Dikkat edin buna. Burada şöyle bir kıyas yapın hemen. Mesela şöyle bir bakıyorum. Karahanlılarda Has ordusu var. Gaznelilerde Has ordusu var arkadaşlar. Büyük Selçuklularda Has ordusu var. Yani düzenli birlikler dediğimiz Gaznelilerde Has ordusu. Büyük Selçuklularda Gulam var. Gaznelilerde Gulam var. Ama Karahanlılarda Gulam yok. Arkadaşlar Tolunoğulları Eyyubi ve Memluklarda donanma var. Karahanlılarda donanma yok, Gaznelilerde donanma yok, Büyük Selçuklularda donanma yok. Kafamızdan sistematikleştirdik ve biz Karahanlılarda ordu komutanına subaşı diyoruz. İşte Gazneli ve Büyük Selçuklu, özellikle Büyük Selçuklu'da ne diyeceğiz? Birazdan onu göreceğiz zaten sizinle. Arkadaşlar bunların dışında alt birimler de var tabii ki. Yani bunlar ana birimlerdi. Gulam, Hassa, Eyalet, Türkmen, Yardımcı Kuvvetler ana birimlerdi. Bir de bunların alt birimleri var. Bu alt birimlerinde neler var? Aslında tahmin etmek zor değil. Tahtadan da görüyorsunuz bunu. Arkadaşlar okçular var. Mızrakçılar var. Gürzcüler var. Arkadaşlar gürz top güllesi. Tamam mı? Yani yuvarlak demir halka ve zincirle savuruyoruz. Gürzcüler dediğimiz budur. Hani gürz deyince aklıma hep benim şey gelir. Küçüklüğümden beri herhalde böyle 4. Murat'la ilgili bir film izledim ki oradan aklıma gelmiş. Gürz dediğimiz şey arkadaşlar işte bir sopa düşünün. Zincir bir halka var. Ucunda da büyük bir ağır demirden yapılmış bir kütle var. İşte 4. Murat onu kolunda böyle tek başına sallayıp fırlatabiliyormuş. Ya da işte insanları ya da kapıyı bacayı parçalayabiliyormuş. Arkadaşlar sopacılar var. Sopanın ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Neftçiler var. Arkadaşlar neft dediğimiz şey kızgın yağcılardır bunlar. Tamam mı arkadaşlar? Yani savaşa giderken
yanında ordu kızgın yağ da götürür ya da yağ götürür, onu ateşle kızgınlaştırır, kaynatır ve düşmanı bununla bezdirir. Düşmanın üstüne dökebilir ya da bir yerde yangın çıkarabilir. Tamam, nefçiler dediğimiz bu. Arkadaşlar, lağımcılar var. İşte nedir? Tünel kazanlar. Kale ve surların bu tarafından gelip öbür tarafından çıkanlar. Aynı şey Osmanlı'da da vardı. Meşaleciler var. Meşaleciler ışık yakanlar, aydınlatanlar yani. Işık derken ampul değil, ateş yakıp aydınlatanlar. Bayraktarlar, bayrak taşıyanlar. Mancınıkları, mancınıkçıları zaten biliyoruz. İşte ne yapıyorlar? Taşı koyuyorlar böyle, lastikle böyle atıyorlar. Mancınıkçılar, muhafızlar. Muhafız dediğimiz arkadaşlar, o hükümdarı koruyan bölük, tamam onlar ayrı. Gulaman sarayı içerisinde muhafız yok mu? Elbette var. Biz bunu Selçuklu Sarayı'nda görmüştük. Bostancılar vardı değil mi? Bostancıbaşılar vardı. Buradaki anlatılan o değildir. Burada eşyaları koruyanlar anlamındadır muhafızlar. Sakalar vardır. Sakalar her daim var arkadaşlar. Hani getir şuradan bana bir içki saki der ya. İşte saka su taşıyanlar arkadaşlar. Askerin su ihtiyacını karşılayanlar. Hep derler ya, saka su taşıyan erkek, saki su taşıyan kadın değil mi? Böyle söylerler. Şimdi arkadaşlar... Tabi bunu Kadir'e sordum, bilemedi yani. Arkadaşlar, Kadir'le ilgisi yok bunun bu arada. Kadir'i de özledim ya. Yani Ankara gelse de şöyle biraz eğlensek. Eğlensek derken yani otursak, muhabbet etsek anlamda. Yoksa eğlenecek zaman mı var gençler? Yani vallahi sabahtan akşama kadar derse giriyorum. İmanım gevriyor vallahi. Bir de geliyorum burada, bak sizin için ders anlatıyorum. Arkadaşlar, şimdi ordu komutanına bakalım. Bizde arkadaşlar bakın, Büyük Selçuklu Devleti'nde, şuraya hemen yazıyorum, Büyük Selçuklu Devleti'nde BSD yazdım, tamam mı? Selim, sanki sınıftaymışız gibi. BSD Büyük Selçuklu yazdım. Büyük Selçuklularda ordu komutanına sipahsalar, bakın sipahsalar ya da emiril ümera denilir. Bu arada emiril ümera hem Abbasilerde, ki Abbasilerde ortaya çıkmış bir kurum, hem Abbasilerde arkadaşlar, hem de Selçuklularda, hem de Türkiye Selçuklularında var olan bir kurum. Yani ilk Türk İslam devletlerinde ordu komutanı emiril ümeradır arkadaşlar. Selçuklu'daki özel ad sipahsalardır. Arkadaşlar, noyan ya da nöker, noyan ya da nöker Moğollarda ordu komutanına verilen isimdir. Moğollarda ordu komutanı noyan ya da işte Baycu Noyan 1243 Baycu yılı nöker denilir. Nöker ayrıca Cengiz Han'ın yakın dostlarına da denilir. Yani sohbet arkadaşı, çocukluktan beri beraber olan yoldaşlarına nöker de denilir. Serdar-ı Ekrem ise Osmanlı Devleti'nde ordu komutanlarına verilen isimdir. Tamam mı arkadaşlar? O zaman biz de Selçuk'ta sipahsaları emir-i ümera, Moğollarda noyan nöker, Osmanlı'da Serdar-ı Ekrem ismi verilmiş ordu komutanlarına. Şimdi ikta sistemi hakkında biraz muhabbet edelim sizinle. Arkadaşlar bakın, beni görebiliyor musunuz? Şimdi ikta, ben bir önceki dersinizde bahsetmiştim iktadan. Ama şöyle bir bahsetti, hani şöyle demiştim ya, bir deli taş attı kırk akıllı çıkaramadı şeklinde bahsetmiştim. Biz artık bundan bahsetmeyeceğiz. Biz ikta nedir ondan bahsedeceğiz. Arkadaşlar ikta, devletin memur ve askerlerine hizmet karşılığı toprağın vergi gelirini vermek demektir. Yani devlet ne yapıyor? O zaman Ankara'dan örnek vereyim. Bakın, güzel bir örnek vereceğim size. Ankara'dan örnek vereyim. Ankara toprakları devletin, mülkiyeti devletin ama kullanım hakkı halkın. O zaman ikta ya da tımar arazide mülkiyet devletindir, kullanım hakkı halkındır. Halk o araziyi eker biçer. Bakın, halk araziyi eker biçer. Devlet o halktan o araziyi kullanma karşılığında bir vergi alır. O araziyi kullanmak karşılığında bir vergi alır. Bu ürün vergisi değil arkadaşlar. Ürün vergisi zaten öşür, haraç olur. Müslümansa öşür öder, Hristiyansa haraç öder. Bundan hiç bahsetmiyorum bakın. Yani öşür, haraç zaten Müslüman verir devlete. Hristiyan verir devlete bu vergiyi. Ben sadece mülkiyeti devlete ait olan arazilerde nasıl bir sistem uygulanıyor ondan bahsediyorum size. Ha, şunu merak ediyorsanız hocam, Ankara'nın mülkiyeti devlete aitse, Ankara arazisinin mülkiyeti devlete aitse, o zaman buradaki halk hem öşür verecek
hem işte birazdan anlattığım toprak vergisi verecek. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi ya kullanım karşılığı bir vergi verecek. Şimdi devlet diyor ki arkadaş diyor, tamam sen bana vergi veriyorsun. Öşür ve haracı veriyorsun. Bunu neyin karşılığı veriyorsun? Bunu ürün karşılığı veriyorsun. Yani elde ettiğin ürün karşılığı, bunu bana ödüyorsun. Ama bu toprağın mülkiyeti bana ait diyor. Yani sahibi benim. Rakabe diye geçer. Bunun rakabesi bana ait. Tamam mı? Ama kullanımı sana ait. Peki ne olacak şimdi? O zaman diyor sen bunu kullanma karşılığı da kiracı olarak bana vergi vereceksin diyor. Ama ben diyor o vergiyi senden istemiyorum. Sen o vergiyle diyor bana asker yetiştir. Ya da yetiştiremiyor musun asker? Onun parasını bana ver. Ben senin yerine asker yetiştireyim diyor. İşte bunun adı ikta ya da tımar arkadaşlar. O zaman devletin memur ve askerine hizmet karşılığı toprak verdiği sistemin adı Selçuklu'da ikta, Osmanlı'da tımardır. Peki bunun nasıl bir faydası vardır? Devlete nasıl bir getirisi vardır? Birincisi şudur arkadaşlar. Devlet şöyle der ya öğrenci, ya hocam ya bu para hazineye gelecekken askere gidiyor ya, niye hazineden karşılanmıyor? Böyle değil arkadaşlar. Yani mesele şu, sipahinin ya da sipahiyanın masrafını devlet karşılıyor elbette. Ya bütün masrafları devlet karşılıyor. Yani mesela devlet, o Mehmet Efendi bir asker yetiştiriyor ama devlete vermesi gereken vergiden yetiştiriyor askeri. Yani sonuçta bu askeri devlet yetiştiriyor. Devlet alması gereken parayla bu askeri yetiştiriyor. Ama dikkat edin, o asker yetiştirilirken hazinenin gelirlerinden bir masraf çıkmıyor. Aradaki fark bu. Yani şöyle bir şey düşünmeyin. İkta ordusu ya da tımar ordusu masrafsız diye düşünmeyin. Masraflı. Ama olay ne? Hazineden masraflı değil. İkisinin arasında ciddi bir fark var. Tamam mı arkadaşlar? Hazineden masraflı değil. O zaman devlet, şu bilgiyi kullanıyoruz. Hazineden masrafsız bir ordu yetiştiriyor. Biz buna ikta ordusu, Osmanlı tımarlı sipahi diyoruz. Osmanlı'da biz buna dirilik sistemi diyoruz. Selçuk'ta ikta sistemi diyoruz. Tamam mıdır arkadaşlar? Peki orduyu askeri yetiştiriyor. Ve diyor ki arkadaş diyor, sen bu araziye ekip biçerken senin arazinde askerler var. Yani askerler, eyalet askeri diyoruz ya arkadaşlar buna. Yani eyalet askeri ise bu şu demektir. Savaş zamanı savaşa gidiyor, dikkat edin cümleye. Barış zamanında da toprakta çalışıyor. Diyor ki tamam diyor, senin tarlanda askerler var. Askerler senin tarlanda çalışacak seninle birlikte. Sen de bunların karnını doyuracaksın ve bunların yetişme masrafını karşılayacaksın diyor. Tamam. O zaman devlet neyi sağlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Taşrada, tarlada, toprakta, kırsalda kendi askerini orada barındırarak o bölgede otoriteyi de, güvenliği de sağlamış oluyor. O zaman mesele ne? İkta sistemi hazineden masrafsız bir ordunun ortaya çıkmasını sağlar. O bölgede güvenliği güçlendirir. Aynı zamanda güvenlik güçlendiyse o bölgede devletin otoritesi artar. Arkadaşlar bir şey daha, devletin otoritesi orada artarsa vergilerin toplanması kolay olur. Mesele bu. Şimdi Osmanlı geldiğinde buna birkaç bilgi daha girecek ama onu Osmanlı'ya saklayalım. Yani ekstra bilgi tımar sistemi, dirilik sistemi anlatılırken girecek. Orada işte savaşlar uzadı, tımar bozuldu, Celali şöyle oldu, bilmem Eşkinci böyle oldu, Sekban böyle çıktı, Sarıca Sekban şöyle çıktı. Bunların hepsini bahsedeceğim ben size. Hepsinden bahsedeceğim, merak etmeyin. Sadece burada benim istediğim şey ikta sistemini anlamanızdı. İktaydı zaten biliyorduk. Ben sadece var olan bilgilerinizi sistematik hale getirdim ve ortaya çıkardım. Bunu düşünüyorum arkadaşlar. Yoksa aslında size üniversitelerde bunların hepsini ya da liselerde hocalarınız bunların hepsini anlatmıştır. Sadece üstü örtülmüştür o bilgilerin. Ben üstünü dedim böyle aydınlığa çıkarmaya çalıştım. Tahtamızı silelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim.